Fuar gezimizde de şu an Dikmen Tarım standındayız sayın seyirciler ve yanımızda firmanın üretim müdürü Serdar Dikmen var. Şimdi Serdar Bey, mikro aşılama diyeceğiz. Seyircilerimiz için biraz o konuyu detaylandıracağız ama önce bir Dikmen Tarım'ı tanıyalım. Neler yapıyor şu ana kadar, çiftçileri nelerle buluşturuyor? Evet, Dikmen Tarım arkada da gördüğünüz gibi 20. yılını kutladı, bitirdi. Bu süreçte bütün bitkisel üretim alanlarında faaliyetlerimiz var. Bütün bitkisel üretim dallarında özel sektör araştırıcı kuruluşuz. Bu anlamda tabii ki farklı farklı fuarlarda farklı farklı ürünleri ön plana çıkartıyoruz veya farklı yıllarda. Bu yılki ürün portföyümüzde fuarlarda meyvacılık, mikro aşılama ve meyve anaçlarını tanıtıyoruz. Arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza bunu anlatıyoruz. Bu fuarda da gördüğünüz gibi standımızda bol miktarda meyve fidanı anaçları var. Artı tüm ilgililere mikro aşıyı anlatıyoruz. 2011 yılında tamamlamış olduğumuz bir TÜBİTAK projemiz var mikro aşılama üzerine. Bu projemizin çıktıları olarak artık bu yıla geldiğimizde biz bunu ticaretleştirme aşamasına geldik. Ve bu fuarda ürünleri somut olarak gösteriyoruz, tanıtıyoruz ve isteyenlere fiyat veriyoruz. Ülkemiz için yeni bir olgu, yeni bir şey ama Avrupa ülkelerinde, Amerika'da bunun uygulamaları, satışı, ticari bir hacmi var. İnşallah ülkemizde de bu yeni teknoloji bize hacim kazandıracak, iş ortaklarımıza hacim kazandıracak. Çok kısa biraz seyircilerimizin anlaması için açacak olursak mikro aşılama ne gibi faydalar ve ne gibi avantajlar olacak? Tabii ki en büyük avantajı süre, en büyük avantajı bitki sağlığı. Süre çok çok kısalıyor. Yani 1,5-2 yıl gibi geçen bir aşılama ve söküm dikim periyodunu biz tek bir sezona sığdırıyoruz. Örneğin Eylül-Ekim aylarında vurduğumuz aşılar durgun göz aşısı oluyor. Şubat-Mart aylarında vurduğumuz aşılar sürgün göz aşısı oluyor. Durgun veya sürgün göz aşısı yapsak da biz bu ürünleri, aldığımız siparişleri Nisan ayı ve Mayıs ayı içerisinde üreticiye teslim ediyoruz. Dolayısıyla anaç diker gibi aşılı ürün dikiyorlar. Aşılı, mikro aşılı bitkiler kullanıyorlar. Dolayısıyla yaz sonunda aşıya getirmeye uğraşmalarına hiç ihtiyaç kalmıyor. Yaz sonunda direkt olarak aşılı fidanı aynı şekilde üretmiş oluyorlar. Halbuki diğer yöntemle, klasik yöntemle anacı dikecekler, Ağustos ayına kadar bekleyecekler, aşılayacaklar, aşıya gelmezse bir dahaki baharı bekleyecekler. Buna hiç gerek kalmıyor. Tamamen mikro aşılı anaçlarla insanlar tek sezonun içerisinde satılabilir vaziyette, sertifikalandırılabilir vaziyette ürünü piyasaya arz edebiliyorlar. Zaten sertifikalandırma dönemi fidancılarımız için Mayıs ayı sonunda net olarak sayısı kesin olarak gözler sürgünlü verildiği için, patlamış verildiği için kesin sayıyla sertifikasyona Mayıs ayı sonuna kadar başvurmuş oluyorlar. Ürün de zaten arazilerine hazır dikilmiş veya saksılarına hazır dikilmiş oluyor. Fireleri çok çok az, gelişimler çok çok hızlı, kökler kesilmediği için, herhangi bir yara oluşmadığı için, genç bitkiden oluşturulduğu için çok çok da sağlıklı. Ayrıca biz şu anda bütün aşı gözlerimizi taş çekirdeklilerde şarka virüsü açısından ağaç bazında testleyerek aşılamaya alıyoruz. Bu da üreticilerimiz için artı bir avantaj. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Merakla çalışmalarınızı bekleriz. İyi fuarlar. Teşekkürler. Sağ olun.